Askerler tıklayınca çok komik sesler çıkıyor. Dikitçi falan diyorlar oğlum. Yani Etiyopyaca konuşmalar normal. Sinir olsun. Dikitçi. Sana çok önemli bir sana şimdi çok önemli bir soru mu var? Nereden yaraldım? Only tüfek mi hoca? Only tüfek hoca. Sinir olsun tüfek. Dikitçi. Vovo. Black Lions şeyine gidecekmişiz. %20 yazacakmışız. Abi Komünist Parti ismi niye Black Lion lan? Çok garip değil mi? Evet. Lions, Black Lions. Aynı olması gerekmiyor mu ya? Ne bileyim ulan ben Etiyopya milliyetçisi miyim? Komünist miyiz? Evet. Yo sen yolluyorsun. Şeyde decision'larında olması lazım. White Peace olması lazım. Ya da derim elimden de White Peace. Öyle de olur da şu an kontrol ediyorum. Decision'larda göremedim. Ya decision'ları şu an kontrol ediyorum. Sıkıntı yaşayabilir onu söyleyeyim sana, ona dikkat et. Ama hala da kurtarılabilir oluyor. O kadar sıkıntı olmaz ya. Umarım. Biraz gocunuyorlar. Biraz gocunuyorlar sadece. Kalenin karar kısmında direkt peace atıyor. Evet. Şu an geldi, tamam. Efendim geldi mi size? Evet, yolladım. Ya bana da otokrat adam. Ya dayı hemen ona gitmese miydik? Bir önce bir ekonomi ne bileyim bir şeyler kıralım, ayıp olmuyor mu ya? Aslında bir şey diyeceğim, buralar sana lazım değilse hakikaten bir fabrikayı alayım ben senden. Oraları aslında papıtlık yer olarak düşünüyorum efendim ama siz bana onu farklı bir şekilde eğer çözerseniz tabii sizin size kalabilir. Ya ben, benim ikna papıtlık yeri ihtiyacım var şu anda. Şöyle düşün, İngiltere'yi mahvedeceğim. Bak çok fazla silah kırılacak. Her yerde isyan çıkacak. Yani sana zararı hani papıtlık toprak, ona zararı iç savaşlar yani. Mısır'a kadar derinlemesine bir iç savaş yiyecek. Teklifiniz çok güzel efendim ama fakat yeniden en azından bizimle bu kayıplardan sonra bize en azından bu erken zamanlarda bir çözüm olarak bir şeyler sunabilir miyiz? Tamam, nasıl bir şey yapalım? Yani istiyorsan bir toprakları olur bana ya, fark papıttık etmez. Ya şöyle olsa sanki daha iyi olur, ben papıt çıkarsam oraları. Tamam, biz seninle o zaman İleride sonra İleride isterseniz satın almak isterseniz. Biz zaten tamam. Size uygun fiyatı ayarlarız. Evet. Zaten oraları tutabileceğimizi çok düşünmüyoruz biz de ondan. Tamamdır. Teşekkürler efendim. Bizden bir isteğiniz var mıydı? Biz teşekkür ederiz. Kendine iyi bak. Ülkede literal olarak hiçbir şey yok. Şey böyle değil mi? Geliyor böyle. Nice to meet you açım. Yani ona dönecek gibi ama hadi hayırlısı. Nice to meet you açım. Ya merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Baba. Ben Sayın Zukov, Sayın Sen'in tarafından gönderildim. Açtım. Fabrika ticaret... Cıkı. Bizden şey alıyor musunuz? Biz de sizden alacağız. Sizden bir fabrika lastik alıyoruz. Açık kadar alamaz zaten. Ben yani. Başka bir şeyiniz yok da. Bilans bozuldu. Ne anladım ben bu işte. Bir aldın. Aklın kaydı ya. Dur. Açtım. Ya tanıştığıma memnun oldum ben. Açım. Demeyelim ya. Tanıştığımı bilmiyordum ben açım. Siz galiba komünist gidiyorsunuz, bir yoldaş oluyorsunuz, dost oluyorsunuz bize. Evet. İnşallah, yardım var mı? Hangi komünist? Hangi komünizm? Düz hani komünizm dallarında. Ya Allah cezanı vermesin ya. Komünizmin dalları mı var? Yok. Var. Babamızı şişlediler. Ne yok ya, yalan. Yok şişlemedik. Ne alakası? Ne diyorsun ya? Ya Stalin Bey biraz hasta da. Sayın Stalin Bey biraz hasta. Kendisi iyileşecek. Bana bir Allah'ın izniyle. Trade deal atar mısınız? Ben neden sizden trade alamıyorum ya?
Onu sorayım, kendisi PP ihtiyacı yoksa soracağım. Söyledi. Ya gidince biz söylerim. Atarız canım ya, dur. Tamam. Tamam, atma atma. Bekleri. Geldi. Attım. Attım. Tamam. Kabul etme o zaman. Kabul ettim. Ettim. Allah kahretmesin ya. 100 PP girdi boş boşuna. Şimdi şunu diyeceğim ben. Şey işte biz komünizm gidiyoruz. Merak etmeyin, yardıma geleceğiz. Başka bir şey var mıydı ticaret aracında? Allah da belamızı verdi diyelim. Peki. Bilmiyorum. Evet, dayı. Varmış öyle bir şey. Diyor ki ruling party %40'ın altında ve stabil %15'in altındaysa değilse savaş sırasında buna geçelim. Diğer türlü çünkü Vision Defense %-20, Vision Attack %-10 yiyoruz ya. Çok kötü. Başlangıçsa sonra soğuk. Debufflarımızın çoğunu siliyor. Infantry Division Attack %10 alıyor. The People Army'den. O bayağı iyiymiş. Komünist taraf fena durmuyor be oğlum. Zaten bu yolun olay itlik. Onu demiyorum. Balance of Power'ın gir. Balance of Power'ın tamam. Efektlerine bak. Gördüm. Ekstradan onu da alıyor. Ne diyor? Dangıçta sağ, sonra sol. Komünist. Abi bizim fabrika fokusumuz yok mu ya? Bayağı iyi generaller geliyor bu arada da. Fabrika fokusu göremiyorum ben. Niye yok? Hakuna Matata ya. Niye yok? Fabrika yok. Fabrika yok. Fabrika ya. Yok. Hani yok. Hiç yok lan. Var işte. Yok. Nerede var? Yok. Fabrika fokusu yok. Bir dakika yok. Yok var var. Var State of the Industry var. Başka? Yok. İşte başka yok. Hani. Şurada iki tanecik var. Başka yok. Yok. Total 4 tane veriyor. Evet. Oğlum. Allah yok. Bizim de cezamızı vermesin ya. Aa, yokmuş. Görmüş olduk. O galiba en kötü yola gittik biz ya. Yok bu yol çok eğlenceli olacak, merak etme. Ya bizim stabil için çözmemiz lazım. Stabil çok çözülmesi gerekiyor. Aa, İngiliz farklı bir yola gidiyor lan. Dekonize mi gidiyor lan o? Yok daha neler. Yere mi çıktın bizim reisleri? Yok gitme. Kullanıyor reisi. Ha? İçeri mi çıktın bizim reisleri? Herkesi öldürdüm ben ya. Hani. Allah senin cezanı vermesin. Neyse. Vurur. 38 yılında ona bir vargo atarız da bir şey diyeceğim. Bizim supply orada var mı? Var. Ay çok güzel. Tamam supply'ımız var. United Front görmeyin ne kadar oldu yüzü. Valla gitti yani United Front. United Front tilttir bu arada. Yani yorar. Adamı yorar. Yoracak. Çok yoracak onu. Nasıl bir şey United Front ya. Maaşımızı bir muzun iki muzdan çıkmasını isterik maaşımızın. Etiyopya'da bir muz yetişiyor muydu ya? Yetişiyor canım. Kahve yetişiyor özellikle ama muz da yetişiyordur yani. Dedim, ben bak kahve endüstrisini geliştirme varmış. Burada çok altın madeni vardı dayı. E4'te de bilen bilir. Devasa bir altın madeni vardı bunların. Kapıtları remove'latabiliyordu. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Eğer yolu varsa İngiliz bağırır. Hem de nasıl bağırır biliyor musun? Ya toprak release etme vardı. Toprak şey puppet remove'lama var mıydı ya Afrika'da? Çünkü Kongo'yu release ettirebiliyordu. Ne dedin dayı? Joe'luru var. Bir yandan chat okuyorum da Age of History 3 muhabbetleri çok hala dönüyor. Onu yayında dayı, yapacak deriz diyor ki bütün topraklara bütün invest edilen topraklara bir building salt ve one seat yani bir dakika her toprağa mı bir sivil veriyor? Emin değilim. Tamam duyuyoruz. Sayın Etiyopyalılar bir görüşmek istemiştiniz. Efendim biz de one seat sayın. Efendim
Dün gece rüyamda Jinuç efendimizi gördüm. Bana dedi ki al evladım French Somelia senindir dedi. Çok yanlış. Jinuç'ten iste dedi. O odası birazcık patlar yani. Para. Yani dedi ki Jinuç efendi eğer ki kabul etmezse dedi. Oradaki yerleri silahlandırıp düşman alasın dedi. Ve sadece oradaki yerleri değil. Onun bütün papıtlarını da release ettiresin dedi. Evladımız dedi. Biner silah kırdırırsın dedi. Bizim içimizde iç savaş çıkartmak falan, isyan çıkartmak olmaz yani. Değil mi? Hoş değil. Bence de. Evet, hoş değil. Yani ne olarak olmaz yani, anlatabiliyor muyum? Yok, olabiliyor. Etiyopya ile iç savaş değil ki o, isyan. Savaş yapmıyor. İsyan çıkartmak tık sıkıntılı değil mi? Değil, o yok. Şeyle sıkıntılı. Intelligence ile sıkıntılı. Rus'a değil. Neyse, o zaman tüm bari bir hemen gideyim. Ya, tek başımayım. Araba biliyor musun? Bir İngiliz ya. Yok, Alman yok. Öyle tamam, benim birim başıma... seni kurtarmaz. Bilmiyorum. Bak, benim birim seni kurtarmaz ama zararım çok zarar verdirebilir. Bak, benim her kaybedecek bir şeyim ama. Yok. Benim de yok. Kaybettim zaten. İleride senden buralar, yani bazı toprakları parasıyla satın alabilirim. Ama Eritre benim göz bebeğim yani. Komandant. Altay takıp bir silah kırınca çok üzülürsün. Vallahi diyorum, çok üzülürsün. Ben sizden öyle pahalı istemiyorum ki. Bir atsanız yeter ayrıca ya, da. Tamam, yok elimde yok. Yok. Ya ben görüyorum 10 fabrikanız falan vardı sizin. Yok, bir tane üzere, atın. Bir... Anladığım üzere anlaşamayacağız. Sabah aktive zamanı gelince sizden alırız oraları. Siz merak etmeyin. Ne alabileceğinizi düşünüyorsunuz. Buyurun. Ben değil, oradaki parti. Yerliler ayaklanır, senden alır, ben de onlardan alırım. Kaç korata kordafans var ama? Sen çıkartalım sonra AK-47 for every. Yok ya dayı, o kadar da değil ya. Gerçi bilmiyorum, olabilir de yani, o anki mahşubiyetimiz olabilirdi. Merhabalar efendim. Evet, hoş geldiniz. Hoş buldum. Bakıyorum da büyümüşsünüz biraz. Toprak açısından. Büyümedik aslında. Bu topraklarda nasıl geldi hiçbir fikrim yok. Ya aslında biz onlara devir teslimini yaptık. Çünkü bize de İngiliz'den gelmiş. Bize bu toprakları istemiyoruz. En yakında sizi gördük. Size teslim etmek istedik. Teşekkür ettik efendim. Farkın ay maşallah. Ay maşallah. Bize Somalilanda verdiler de onları. Dekolonizasyon yaptıysın, evet, mantıklı. Evet. Ne diyeceğim, siz topraklara şimdi ne satmak istiyor musunuz şu an? Ya şu an almak istiyor musunuz efendim siz? İşlerinde şu an Eritre'de 4 sivil 3 dockyard, güneydekinde Somaliland'sı 4 sivil 20 intel var. Efendim, şöyle bize bir satmak bizde öyle bir fabrika yok. Onu da söyleyeyim, yani öyle bir fabrika gücümüz para yok. Para bak. Şöyle diyeyim, biz parayı kullanmaya çalıştık. Olmayınca baktık olmuyor. Biz ticaret yöntemine geri döndük. Kas var bizde yani. Koyunu falan verebilirim. Yani max. Aslında sizin iyi sivil varmış efendim de. İyi sivil, sivil mi varmış? Yani öyle gözüküyor. Galiba 12 ya da 13 tane var. Yıl 38 efendim, dalga mı geçiyorsun sen benden? Yani bir emperyalist için öyle gibi geldi de efendim. Valla yani iyi değil. Kesinlikle iyi değil. Peki efendim, sizin bir teklifiniz olsaydı ne kadar olurdu Somali'ye, Eritre'ye? İkişer tane. Tavuk. İkişer tane efendim. Ya tavuk bir, daha... bir daha diyorum, sivil değil. Yani ikişer tane fabrika olurdu. Siz dışarıdan ticaret, onu biz de yaparsanız artı dediğiniz gibi olur. Yaparız. Aslında adamlar tek insanlardı. Bizden birebir döndüler. O zaman efendim siz 4 alırsınız, ben bağlayayım oraları hemen. Veriyorum. Siz bize dönecek misiniz? Efendim şey babında ya.
Ama şey mi? Siz direkt trade anlaşması mı yapamıyorsunuz tamamen? Ya biz sizden biz sizden ihtiyacımız olunca alırız. Ona göre yazarız. Siz de makul oranda dönersiniz bize. Yaz ülkede hiçbir şey değişmedi bu arada. Verdiğimiz fabrikayı geri aldık güneyi biliyorsun değil mi? Minority yasamızı aldık aslında. Minority yasamızı aldık aslında. O iyi oldu. La 39 ya. İnanılmaz ya. Hazır mısın? La benim? İlk savaşımız hayırlı olsun. Oluyor lan. Direkt tekte mi düşürdük dedim. Aynen. Uçak verin. Uçak değil ya. Vallahi uçak değil ya. Silah ve top iste yeter. Mor debufflarımız var bir de. Onlara da bakmak lazım. Evet. Şuna gideceğiz. Şuraya yararsak kazanırız. Kaldıralım ya artık. Sen hangi Fox'a gittin ya? Bir Submarine araştırayım mı ya? Yani Submarine'i Arabistan'a fethedebileceğimizi düşünüyorsan daha kıçıkırık Ağustos'u düşüremediğimizi sana hatırlatmak isterim. Olsa güçlü. Olsa güçlü. Bir durun be. Bir araştırma yapacağım. Komut veriyorsan. Alyans silahları ne zaman gelecek? 3 güne geliyor. Ekonomik gitme, ekonomik. Hayır, dur. Aklıma geldi. Oğlum adam içiyor lan bize. Ben biraz açığa girdik ama sorun değil. Bit sen denir çıldırmışsın, fıttırmışsın. 21 bit bizim neyimize lan? Yapacağız. Oğlum çok az yer basmaya başladı ya. Kabilemizi çalıyor ya bir de. Bir de kabilemizi çalıyor ya. Adam ölmüyor ya. Komedi ya. Kabilemizi çalmaz mı? Dayı sen böyle askerleri koydun ama isyanları tutamıyoruz bu sefer. Ne yapacağız? İsyanları tutarız. Sorun yok. Japonist anarko komünizm diye fokusumuz var ya. Ha advisor alıyorsun. Alaka Japonist anarko komünizm ya. Benim bir içi dolsun. Şurada irregular olanlar vardı. Onları silebiliyor muyuz? Hayır silemiyoruz. Dağcıları sil. Oğlum bu niye buradan çekilmiyor? Yapma. Dur. Yapmadım. Sakin. Daha da gel bakayım. Ya dayı. Gelecek gelecek. Eşek gibi gelecek. Sorun yok. Gel oğlum, gel. Gel cici kuş. Buradan da gel. Aynen, oraya da yayıl. Buraya da gel. Buraya da gel. Bakalım buraya. Abi bir kere daha durursa yemin ediyorum kafayı yiyeceğim artık ya. Gerçi Amerika'yı savaş demiş. Aa bir tane advisor geldi. Çok iyi. Anarko Union Pro-Anarchist. Gel hoca. Rusya, Rusya karşımıza ateş atmış lan. Ne diyorsun ya? Allah'a. Aa lan. Adam karşımıza ateş atmış morum. Dayı. Şurayı yararsak savaş biter de inşallah yarabiliriz.
Lattice yapabiliyor mu? Hansa düştü. Hansa Belçika'ya saldırdıydı bu arada, biliyor musun? Aa. Ama kimden gönül isteyeceksin ki? Şenkut git Ağustos'u şey iste. Git toprağı iste. Git Fransa bize vermedi. Zuhru meyledi de. Oğlum gidip konuşayım ben. Yaşamaz, 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 yaşamaz. Alaa. Etiyopya tarihinin en muhteşem zaferi. Çünkü tek zaferimiz. Bir Fransa yok. Kılıç hakkı aynen öyle ha. Balıkçı vardı bizim dayı. Döndü böyle, dediler ki. Amiralsın artık. Dayı seni büyük sekreter çağırıyor dediler. Allah Allah dedi herif. Benim gibi bir balıkçıyla ne işi olur? Büyük sekreter de şey diyor değil mi? Benim büyük hayallerim var. Biz açılacağız. Buradaki en tecrübeli gemi, adam sensin. Sen amiral yapıyorum. Aynen öyle. Peki efendim, kaç gemiden sorumluyum? İşte senin tekne oynadılar. Evet, buyurun. Sayın yoldaş. Aha. Sevgili yoldaş, biz toprak almak kulları istiyoruz ya. Gel yoldaş, vallahi satmıyoruz ya. Bir toprak ya sevgili yoldaş. Dünyadaki komünizm yayılmasına katkıda bulunmak için. Efendim bakayım. Sizin sınırınızda Nairobi var. O yok, sınırınız değil. Arap topraklarından. Abu Dhabi ve Katar. Yok, onlar satılmıyor efendim. İçleri dolu onların. Bayın efendim, Abu Dhabi verin bari sadece ya. Hepsi içi dolu. Tamam, içindeki de satın. Yani içinde kaç varsa vuruşun. La Katar'da 4, 7, efendim, 10 var Katar'da. Tamam, Abu Dhabi'de kaç var? Abu Dhabi'de 8 var. Ya, 8 tamam var Abu Dhabi'de ya. Komünistiz ya. Biz oraya özgür hükümetler olarak bıraktık. Onlar çalıştı, fabrika bastı. Komünizm peki, yani. Peki efendim, komünizm? Yani komünizm. Komünizm biz işte. Biz de komüniziz. La, biz birazdan olmayacağız gibi ya. Nasıl ya? Valla. Neden öyle oldu? Ve bir garip bir dünya oldu ya. Ya tamam efendim, bir Abu Dhabi'nin aramızda da lafı olmasın ama ya. Bizim de buralarda geliştirin yani. Bu kanat gelin yapmayın etmeyin, koskoca İngiltere İmparatorluğusunuz. Yani makul bir ölçüde bir satış yapılamaz mı? İmparatorluk demezsin. Satışı geçtim zaten, fabrikada İngiltere şu anda çok iyi bir noktada. Ama bizim de yardıma ihtiyacımız var efendim. Merhamet edin efendim. Karadeniz komünist olsa ne olurdu? Ya o kadar uzak bir ihtimal. Yemediğin dönemler olur ama yani hatta ilk işçi partisinin böyle şey olması falan da yani yok. Olmaz onlardan ya. Yayılıyor Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, hiç azımsanacak gibi değil. Zaten şöyle, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra arkadaşlar spesifik özellikle bu 3 hatta 4 ülkede de diyebilirsin. İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'da azımsanamayacak bir komünizm artışı oluyor. Almanya'da isyanlar çıkıyor. Bavyera isyanları çıkıyor mesela. İngiltere'de işçiler sokaklara dökülüyor. İtalya'da zaten Mussolini'nin başta olayı o. Adam komünist. Herkes komünist oluyor. Bunun başından kimler gelebiliyor? İngilizler iyi çıkabiliyor. Hani haklarını veriyorlar ama demokrasilerinden ödün vermiyorlar. Çünkü bir figür var. Bir krallık figürü var ne de olsa. Fransızlar üstesinden gelemiyor. Çok iç karışıklıklarla uğraşıyorlar. Bayağı bir uğraşıyorlar. Demokrasiden ödün vermeyeceğiz diye çok şeyden ödün veriyorlar. Almanların kurtuluşu bir tık faşistlere işte yanlamaklı oluyor. İtalyanlarınki bambaşka olay zaten. Yani bunun üstesinden en iyi kim geldi? Bence İngiltere geldi. Efendim İngilizleri çağırdım ben. Geldiler kendileri.
Vadide 8 fabrika var efendim. Yarısını verin, alın diyorlar ama bilemedim ben. Vereceğiz mecbur. Yani komünizm bizi gene yarı yolda bıraktı. Ben ne anladım bu işlerden? Alo. Merhabalar. Merhabalar seni suçum. Müzeli Arabistan'a bir ne bulunuyorsunuz galiba? Evet efendim. Siz de mi bizim kafamıza vurup elimizden olanı da alacaksınız? Biz kalmışız zaten. Biz size şöyle bir yardım yapacağız efendim. Göründüğü üzere Adem benimdi. Daha kolay giriyorsunuz. Evet. Teşekkür ederiz. Efendim, en azından bir dostumuz var ya. Biz neden komünist olduk lan? Oğlum ne gördüysek bu faşistlerden gördük ya. Değil, biz komünistiz, anarşistiz. Arada fark var. Ha vallahi ben İngilizce sevmiyorum ya. Piştir bu. Anarşistikiz biz. Hep siz anarşist komünistsiniz galiba. Karışık. Biz komünist olmamalıydık bence. Bakın, ya. Bakın şu an artık herkes herkesle hani. Abi resimdeki adamın elinde silah var yani. Düşün ortamı. Öyle bir komünizm man. Vallahi Sayın İsveç gerçekten bu Allah'ın İngilizce sözde komünist olacak. O bile bizde küçük kadar toprağı satıyor efendim. Şöyle de bir şey yapayım ben size. Yardım bizim armağanımızdır. Teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Hani o bir sivil belki sizce küçük olabilir ama bizim ekonomimiz çok büyük. Dört. Ekonomimizi %4 Consumer goods'a verdiğim fabrikalar sizin toplam fabrikanızdan daha fazla önemli değil. Büyük ihtimalle daha fazla bu arada ya. Evet. Mağduruz. Çok sömürüldük. Peki efendim bu... Türkler bize saldırmak isterlerse bizi korur musunuz? Hani garanti atamasam manevi olarak en azından. En azından maneviyat desteği olur. Hani ona dokunursam ben gelirim falan böyle, anladınız mı? Böyle bu İsveç şeyini şimdi diyemiyorum buradan mı, anladınız? Yağlı yağlı çıkarıp vurur musunuz masa? Efendim. Türkiye'nin yanında Japonya var ya, biraz doğru gibi. Değil mi? Ha, geldim yani... efendim. Ufak bir teşe almış taksi. Suud için yaşadığımız drama bak ya. İnanılmaz ya gerçekten. Ya, nerede buluştuk biz bu cehenneme ya? Petrol lazım bize. Petrol lazım. Nasıl çözeceğiz bunu ki? Tutan yani ben size 2 ya da 3 toprak bölümünüz. Efendim biz bağlarız yani. Petrol değil dert. Vallahi bağlarız. Biz sadece ekonomi istiyoruz. Sizde ekonomi bol. Ha diyorsanız ki biz size sivil atarız. Doyuruz. Vallahi toprakta gözümüz yoksun. Çok fakiriz vallahi. Açım. Biz size Afrika'da genişledik. Ben simit diyor açayım. Ben simit diyor açayım yani. Ama biz simit komünist değiliz. Bir saniye simit kesebilirim. Yok biz komünist değiliz. Nasıl? Anarşistiz biz. Yok anarşistiz biz. Hani marka? Bak bana. Bak 5 adam var. İkisinde silah var. Görüyor musun ortamı? Böyle bir ortam bizim. Ya geliyorum. Görüyorum da ben baktım lan üstte komünizm yazıyor. Allah belasını versin o komünizm. Ona lan. Orada komünizm yazmıyor. Orada anarşist komünizm yazıyor. Lütfen. Bakayım. İçinde yine komünist harfi var. Aynı şeyin laciverti şimdi efendim. Bak efendim. Ona lan oluyoruz. Rahat olun. Bir research daha alıyorum lan. Ülkemiz gelişiyor. Yıl 39 3. research'ümüz geldi. Paratorum. Buyurun. Hani bu şu yardım konusunda bir şey demediniz ama Afrika yardımları gelir mi? Hani su kuyusu açacağız. Kuyusu mu? Su kuyusu yani, açacağız. Tamam, bize Mr. Hirohito diyorlar ama. Şöyle şu kadar. Başka yok. Yani vallahi o da su kuyusu dediğim için. Valla efendim İsveç bile 4 sivil attı bizi. İmparator deyince bizi donatırız dedik ama olsun, canı sağ olsun efendim. O da yeterli. Ama efendim şimdi o 3 sivili bulamayan da var. Öyle şükretmek lazım. O benim zaten. Şükretme o ben. Bulamayan benim zaten hani. Kime şükreteceğim açım. Yani? Hani açım. Efendim Japon hükümdarının eli boldur. Fakire yardım eder derler. Yani efendim. Alan. Ettik yardımımızı ya. Efendim sizin düşmanınız da yok bu arada. Vallahi birazcık yani, yardım be. Türkiye anne iksat İsmet Paşa. Attım attım. Mı? Attım. Tamam. Hı hı. Ben de sıra.
İsmet Paşa'm ya ne kadar büyüdü bak. Doğru safta yer alıyor. Biz de sizin safınızda yer alalım. Safları sıkılaştıralım hatta. Ama sen üstüne bakıyorum komünist yazıyor. Ya, değilim değilim. Non Aligned olacağım. Değil değil yok. Zaten İngilizlere şimdi şey yapacağız biz. Kitliğim İngiliz'e benim. Evet. Sen mi çıkaracaksın? Evet evet. Olayımız da bütün Afrika'da. All Africa. O yüzden efendim bakın. İngiliz düşmanı olduğunu bile... söylemiş miydik? İngiliz Almanlar bile bize yardımcı oldular. Ya şöyle bir 3-5 daha atın be. İmparatorum be. Almanlar, İmparatorum diyorum. Necit sizde kalacak chatten. Bence hiç gerek yok. Bence korlayamıyorum ki. Korlarız sorun yok. Abi hocam İmparator, İmparator hangisinden uygun görürse deyip yani ağanın eli tutulmaz. Belki ileride gönlünden kopar yardım eder diyelim. Kopabilir. Şimdi bu kadar zorlayınca ben veresim gelmiyor bey. Biz ne kadar faşist olsak da yine de içimizde güzel bir iyi bir taraf yatıyor. Paşa'ya vereyim. İsmet Paşa'ya güzel yedir. Şurayı verdim. Bir de şu yan mı vardı? Damman mı vardı? Şurası vardı değil mi? Medine vardı efendim Medine. Medine bir de. Tamam. Aşağı Afrika'nın çoğunu, aşağı Afrika'nın çoğunu konuşmak isterim. Yani Belçika Kongosu'nun sınırlarını konuşmak isterim evet. Bütün Belçika Kongosu'ya dahil olmak üzere hepsini ona satarım. İçinde içinde çok çok daha fazla fabrika var. Ölücüyüm ama bundan daha iyi bir ölü teklif alamazdım bence makul. Ne diyorsun bakalım? Hadi efendim siz bilirsiniz. Ben köpek mamaları için kampanya düzenliyorum sadece şu an. Ne güzel efendim. Siz de köpekleri öldürüyoruz. Ya işte öyle deme de. Demeyelim. Yani şey olanları, kuduz olanları. Tamam. Öyle demeyelim. Ben 10 sivile olur aslında ya. O aşağı ama tüm Afrika bak Portekiz toprakları dahil değil mi? Tamam tamam. Allah vere. Atıyorum. Geçebildiğimiz vakitte geçelim onu. Tamam Belçika efendim o zaman vermeyeceksiniz. Canı sağ olsun. Bu da köpekler aç. Çocuklar susuz kalıyor. Gerek yok efendim. Biz şey değiliz. Sivilla. Peki burada seven. Tamam efendim. O zaman biz gidiyoruz. İyi günler dileriz. Siz iyi bir şeysiniz, dilencisiniz. Umarım para bulursunuz. İnşallah.